Muhalefetle iktidar arasında da böyle bir tartışma var. İç politika ekonomi üzerinden yürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener şunu söylüyor. Ekonomi modeli an itibariyle çökmüş, çöp olmuştur. Hem vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek hem de bizi ekonomideki hedeflerimizden uzaklaştırmayacak bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız. Eskiler sabırla koruk helva olur derler. Bay Kriz ve arkadaşlarının uydurduğu Türkiye ekonomi modeli an itibariyle çökmüş, çöp olmuştur. 5 tane model. 5 tane hüsran. Hepsi sonuçta çöp. 3 yıllık ekonomik program açılıyor. 3 ay sonra programın yerinde eller esiyor. Enflasyonda 20 yılın rekoru kırıldı. İktidar enflasyonu alaşağı edeceğiz iyimserliğindeyken muhalefet ekonomi programınız çöp oldu dedi. Eylül ayında açıklanan 3 yıllık orta vadeli plandaki hedeflerle yaşananlar arasındaki farkı göstererek. Ortada enflasyonla mücadele amaçlayan bir program artık kalmamıştır. Bu defa da Nebati Bakan'ın affını isteme vakti gelip çatmıştır. Merak etmeyin, kur stabil olduysa, faiz gündeminden çıktıysa enflasyonu da er ya da geç birlikte inanarak, güvenerek alaşağı edeceğiz. Einstein'ın meşhur bir lafı vardır. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek ancak aptalların işidir der. Sayın Nebati, aptallık etmeyin. Yapamayacaklar arkadaşlar, yapamayacaklar. Mümkün değil ya. Döviz kurunun ipini bir kere ellerinden kaçırdılar ve şimdi o ip ülkenin ayağına dolanıp duruyor. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik. Erdoğan sebep, enflasyon sonucu. Rekabetçi kur, artan ihracat, bollaşan döviz ve düşen enflasyon üzerine kurulan yeni ekonomi modeli ve 2022-2024 aralığını kapsayan orta vadeli planda 2022 için dolar kuru 9.27, 2024'te 10.27 olarak öngörülmüştü. Bugün 14.70'lerde. Orta vadeli programdaki dolar kuruna bir bakın Allah aşkına ya. 2022 için 9 lira 30 kuruş koymuşlar. 2024 için 10 lira 30 kuruş koymuşlar. Biz ne yaptığımızı biliyoruz diyen Sayın Erdoğan'a buradan seslenmek istiyorum. Ne yaptığını bilmek bu mu ya? Orta vadeli planda enflasyon 2022 için 9,8, 2023'te %8 olacak, 2024'te de %7,6'ya inecekti. 2022'nin ilk 3 ayında TÜİK'e göre %61 oldu. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Fiyatlar saat başı artıyor. Zammın sebebi sizsiniz arkadaş, siz. Milletin ekmeğini küçülten sizsiniz. Enflasyon şu anda %60'ın üstünde. Problem mi? Problem. Bu zorlukların üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle. Umudumuz yüksek, kararlılığımız ve inancımız tamdır. Siyasi tarihimize bu ucube sistemin öğüttüğü nice bakandan biri olarak ışıltılı gözleri ve sebep olduğu utanç tablosuyla geçecek olan bu arkadaşımıza yeni hayatında şimdiden başarılar diliyorum. Emeklilik planlarınızı yapmaya şimdiden başlayın ağalar. Muhalefete göre enflasyon başta olmak üzere kur, cari açık, büyümede iktidarın hedefleri, öngörüleri tutmadı, tutmayacak. Şimdi Türkiye muhalefet de bana kalırsa Nurettin Nebati ile çok fazla vakit harcıyor. Vakit kaybediyor. Hatta vakit kaybediyor. Bakalım şimdi siyasetin çarşı pazar raporu ne diyormuş? Çarşıya pazara gitti çünkü siyaset dünyası çarşıda pazarda bilhassa muhalefet fikir almaya çalışıyor. İşte buyurun o rapora. Ramazan pidesinin tanesi 7,5 lira oldu. Sade pidenin fiyatı ise 6 lira. 4 kişilik bir aile toplam 3 sade pide yese sadece Ramazan ayının pide maliyeti 540 lira. Geçtiğimiz yıl bir asgari ücretli 25 mutfak tüpü alabiliyordu. Bu yıl 14 mutfak tüpü alabiliyor. Beştepe Harikalar Diyarı'nda ne fiyatlardan haberi var, ne hayat pahalılığından, ne de vatandaşlarımızın aç olduğundan. Ramazan pidesi, mutfak tüpü, çarşı pazar, market etiketleri. Muhalefet vatandaşın belini büken zamları en temel ihtiyaçlar üzerinden hesapladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fıtır sadakasını 40 lira olarak belirledi. 4 kişilik bir aile için aylık olarak 4.800 lira eder. Bu da aslında Diyanet'in açlık sınırıdır. Fiyatlar el yakıyor. Sebze ve meyve etiketlerine artık yarım kiloluk fiyatlar yazıyor. İki Türkiye gerçeği var. Bir
bir Türkiye hurmalı, manda yoğurtlu, kestane ballı beslenirken diğer Türkiye kuyruklarda bekliyordu. İktidar milleti açlığa, yoksulluğa mahkum etti. Sesi yükseldi muhalefetten. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt, gıda zamları için muhalefet sorumlu tek kişi, o da Cumhurbaşkanı dedi. Biz bu arkadaşa boşuna bay kriz demiyoruz. Maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. Ramazan'da et ucuzlayacak dedi, et zamlandı. Şimdi de şeker ucuz dedi, şeker zamlandı. Gelen zamlar için erken uyarı sistemi sanki mübarek. Ama tersten. Erdoğan hükümeti milletin ekmeğine göz dikmiş durumdadır. Sadece zamlar değil, her geçen ay rekor kırarak artan enflasyon da gündemde. Afrika ülkelerinden bile daha yüksek bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. Sayın Erdoğan'ın keyfi, Nebati Bakan'ın neşesi asla bozulmuyor. Şu anda Türkiye kronik bir yüksek enflasyon dönemindedir. Ali Babacan'sa uyardı, kronik enflasyona girdik diyerek. Bu kronik yüksek enflasyon sorunu çözmek her baba yiğidin harcı da değildir ha. Türkiye o çukura bir düşmüştür. Tam 34 sene boyunca çıkamamıştı. Sayın Erdoğan'a da iyi bir haberim var. Türkiye bu krizden çıkacak. Ancak o gün siz artık ülke yönetiminden ayrılmış olacaksınız.